baklava. O tatlı denilince akla gelen ilk lezzet. O Türk mutfağının vazgeçilmezi. Ve yine o, Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında kendine yer bulmuş, ünü dünyaya yayılmış, bu nedenle seveni olduğu kadar sahipleneni de çok olmuş bir hamur tatlısı. Baklava nasıl yenir? Baklavayı böyle alacağım. Şöyle tersini çevireceğim. Şöyle üçte birine. Hış diye ses gelmezse bu baklava baklava değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Geldim ses. Genellikle baklavada Güneydoğu Anadolu'da Antep fıstığı, Karadeniz'de fındık, İç Anadolu'da ceviz, Kıyı Ege'de badem, Edirne ve Trakya'da ise susam kullanılır. Fakat baklava denilince akla ilk gelen fıstıklı baklava. Fıstıklı baklava denilince de akla ilk gelen Gaziantep. Antep baklavası ustadan çırağa aktarılarak gelen, lezzetiyle diğerlerinden farklılaşmış bir baklava. Hatta şunu da belirtelim. Eğer bir baklava ustası olmak istiyorsanız uzun yıllar sürecek olan çıraklık dönemine hazır olmanız lazım. E ne demişler? Yemesi kolay, yapması zor. Bu bölümün konusu baklava, fıstık sarma ve şöbiyet olacak. Hadi o zaman bu üç lezzet nasıl yapılıyormuş görelim. Yiyeceğin serüveninde birazdan. İdeal baklava kalınlığı ne kadar olmalı? Tatlı yapımında kullanılan sade yağ nasıl elde ediliyor? Peki her tatlıya aynı fıstık mı konuluyor? Hepsi ve daha fazlası birazdan yiyeceğin serüveninde. Burası Gaziantep'te faaliyet gösteren bir baklava imalathanesi. Burada yüzden fazla kişi çalışıyor ve birçok tatlı çeşidi üretimi yapılıyor. Ama biz ilk önce baklavadan başlıyoruz. Üçü olmadan olmaz. İyi bir usta olacak, iyi sade yağ olacak, iyi Antep fıstığı olacak. Evet, artık hamur hazırlamayla işe koyulalım. Hamur kazanına öncelikle tuz, su, yumurta ve un koyuluyor. Ardından karışım başlıyor. Ta ki iyice karışıp hamur olana kadar. Bu aşamada kullanılan baklavalık un, Harran Ovası'nın buğdayından elde ediliyor. Bu un, kaliteli protein ve yüksek gluten içeriğine sahip olması, uzamaya ve açılmaya uygun hamur elde edilmesi sebebiyle tercih ediliyor. 3 kilo baklava yapmak istiyorsak 1 kilo hamur kullanmamız gerekiyor. Hamur 10 dakikada hazır oluyor. Olduktan sonra da 10 dakika boyunca dinleniyor ve ardından da tezgaha alınıyor. Burada tartılıyor ve hazırlanacak yufkalar için eşit parçalara bölünüyor. Önce elle, sonrasında ise merdane ile biraz biraz açılıyor ve tepsiye diziliyor. Ardından doğruca açma ünitesine geliyor. Burası biraz fazla unlu sanırım. Biz hemen bir ustanın yanına yanaşalım ve hamurları açmaya başlayalım. Ne kadar teknolojik makinelerde yufka açılıyor olsa da burada daha çok geleneksel el açması yöntemi tercih ediliyor. Peki ama neden? Şimdi o böyle aniden sıkıştırdığı zaman hamuru laylon gibi yapıyor, sert. Ama biz gözenekli bizim hamurlarımız. Şeker emebiliği, yağ emebiliği. O yüzden el eme olmadan bu iş olmaz. Biz ki hepsi el eme. Bu arada yufkalar açılmaya devam ediyor. O kadar hassaslar ki usta onlara bebek gibi davranıyor. Açılanlar tepsiye dizilerek ölçü alınıyor. Fazlalıklar da kesiliyor. Baklava hamuru ne kadar ince olursa o kadar iyi olur. İnce hamur ağızda daha kolay dağılır. Ortaya çıkan hamur ustaların elinde her biri kağıttan daha ince 40 kat yufkaya dönüşüyor. Neden 40 kat? Çünkü baklava için tam 40 adet yufka gerekiyor.
Şimdi onları tepsiye dizme zamanı. Öncesinde tepsi sade yağla yağlanıyor. Peki ama bu sade yağın tereyağından farkı ne? Sade yağının tereyağı aslında kökeni aynı. Sütten alınan krema var. O değil. Bizim kullandığımız yağ süt, yoğurt olur. Yoğurttan ayran olur. Ayrandan elde edilen yağ tuzlanır. O bir müddet bekletilir. Tekrar eritilip çıkan saf sade yağ o sade yağdır. Baklavanın en iyisi o yağdan olur. Evet, yufkalar tek tek tepsiye seriliyor. Orta bölüme fıstıktan önce kaymak sürülüyor. Bu bildiğimiz süt kaymağı değil. Bu kaymak sütle irmik karışımının kaynatılıp bir gün bekletilmesiyle elde ediliyor. Ortasına kaymak sürülen baklava böylece daha hafif bir hal alıyor. Kaymak üstüne de fıstık dökülüyor. Burada en kaliteli ve en lezzetli iç Antep fıstığı cinsi olan boz fıstık kullanılıyor. Boz fıstık öyle yeşildir ki gözleri yeşil birine iltifat olarak bile kullanılabilir. En ince çekilmiş fıstık sarmada, en kalın çekilmiş fıstık şöliyette kullanılırken, orta kalınlıkta çekilmiş olanı baklavada kullanılıyor. Bol bol fıstık döküldükten sonra fazla yufkalar ayrılıyor ve üst katı serilmeye başlanıyor. Son katıda atıldıktan sonra fazla yufkalar kenarlara doğru sıkıştırılıyor. Neredeyse hazır. Şimdi kesilerek baklava dilimi haline getiriliyor, bu esnada da yağlanıyor. Kesim ve yağlama işlemi bittikten sonra da artık fırına gitmeye hazır hale geliyorlar. Baklava biraz bekleye dursun, o sırada biz fıstık sarmaya bakalım. Aslında baklavanın da fıstık sarmanın da şöbiyetin de temel hamuru aynı. Ayrım açmada ortaya çıkıyor. Usta ihtiyaca göre açma şeklini değiştiriyor. Fıstık sarmanın yufkası biraz daha kalın bırakılıyor ki hem parlak olsun hem de içine giren fıstık yufkayı yırtmasın. Evet, fıstık sarma için yufkalar hazır. Yufkalar oklavadan çıkmadan önce burularak kıvrımlı yapısına kavuşturuluyor. Ardından oklavasından ayrılmadan belirlenen ölçülerde tezgaha seriliyor. Üstü yağlanıyor. İnce çekilmiş boz fıstık serpiştiriliyor. Bizim buradan Barak bölgesi var, Yavuz Ölü bölgesi var, Nizip bölgesi var. Her sene bakarız hangi bölgenin fıstığı güzel, oradan tedarik ederiz. Öyle fıstık serpiştiriliyor deyip geçmek olmaz elbette. Ne kadar basit gözükse de fıstık serpme ustalık istiyor. Zaten bu işe gönül verilmeden yapılmaz. Çünkü usta olabilmek için 8 seneye ihtiyacınız var. Bulaşık yıkamadan başlayıp yavaş yavaş hamur taşımasını, tepsi yağlamasını, yufka dizmesini öğrenir. Yalnızca kaymak yapımında 3 sene, dilimlemede de 1-3 sene daha geçirirsiniz. Sonra hamur açmayı, fıstık serpmeyi öğrenirsiniz. Sizin anlayacağınız hiç ama hiç kolay değil. Nerede kalmıştık? Fıstıklar serpiştiriliyordu. Yufkaya fıstıklar serpiştirildikten sonra buruluyor ve tepsiye diziliyor. Tepsiye tam oturması için kenarları kesiliyor. Bu işlem tepsi dolana kadar devam ediyor. Dolduktan sonra da üzerine yağ gezdirilerek fırına girmeye hazır hale getiriliyor. Şöbiyet için açılan yufkalar tezgaha büyük bir oklava eşliğinde giriyor. Şöbiyet için özel bir şekil oluşturulacağından ölçülerek kesim işlemi yapılıyor. Kalın çekilmiş fıstık serpiliyor. Sonrasında bir yandan kaymak sıkılıyor, bir yandan yine fıstık serpiliyor. Ardından uçları birleştiriliyor ve nizami olarak tepsiye diziliyor.
ve kaçınılmaz son olan sade yağ ile buluşarak fırına girmeye hak kazanıyorlar. Baklava 3,5 santimi geçmemesi lazım. Antep baklavası. 3,5 santimin altına da düşmemesi lazım. O altına düşme nasıl oluyor? Şekeri vereyim. Kalın hamur, gevşek şeker, hepsi bastık gibi oluyor. 2 santime düşüyor. O baklava olmaz. O sadece tatlı, yani şerbetli tatlı olur. Şöbiyetler, fıstık sarmaları ve baklavalar tek tek taş fırına atılıyor. Burada derece yok. Tamamen göz ve el ayarı. Bir yandan tatlılar pişerken diğer bir yandan da şerbet hazırlanıyor. Şerbetin oranı 1 litre suya 3 kilo şeker gelecek şekilde ayarlanıyor. Ayrıca limon suyu da ilave ediliyor ki şeker kristalleşmesin. Bu şekilde bir süre kaynayan şerbet hazır hale geliyor. Tatlılar fırından çıkmaya yakın döner ocakların altı yakılıyor. Fırından çıkan ürünler nemli olacağı için bu ocakta 30 saniye ateşle temas edip nemlerini atıyorlar. Daha sonrasında da şerbetle buluşuyorlar. Aksi takdirde tatlılar şerbeti içine çekemez. Evet, tatlılarımız hazır. Aman eller yanmasın. Baklavamız, fıstık sarmamız ve şöbiyetimiz hazır. Herkese afiyet olsun. 17. yüzyıl sonu, 18. yüzyıl başlarında Osmanlı'da bir gelenek ortaya çıkar. Baklava alayı. Bu geleneğe göre sarayda Ramazan ayı ortasında her 10 askere bir sini baklava hazırlanırdı. Silahtar ağa, bir numaralı yeniçeri olan padişah adına ilk siniyi teslim aldıktan sonra yeniçeriler nizami olarak diğer sinileri yüklenerek yeniçeri ocağının yolunu tutarlardı. İşte bu tören padişahın askerlere olan iltifatını gösterdiği ve adına baklava alayı denilen bir geleneği var etmiştir. Çiğ köfte, bulgur, kıyılmış et, salça ve çeşitli baharatlarla hazırlanan muhteşem lezzet. O yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda bir tutku. Belki de bu yüzden nereli olduğu konusunda yoğun tartışmalar günümüzde bile hala devam etmekte. Adıyamanlı mı, Şanlıurfalı mı, yoksa Elazığlı mı? Biz bu tartışmalara girmeden yalnızca etsiz çiğ köfte üretim sürecine dahil olacağız. O zaman başlayalım. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Seri üretim çiğ köfteler nasıl yapılıyor? Çiğ köfte yapımında yüksek ortam sıcaklığının olumsuz etkileri neler? Peki çiğ köfte lavaşının diğer lavaşlardan farkı ne? Hepsi ve daha fazlası birazdan yiyeceğin serüveninde. Burası büyük bir konserve ve soğuk meze üretim tesisi. Elbette biz çiğ köfte bölümüne yoğunlaşacağız. Burada günlük 10 ton çiğ köfte üretiliyor. Özellikle günümüzde ona olan ilginin artmasından dolayı seri üretimler zorunlu hale geldi. Evet, o zaman işe başlayalım. Bu çiğ köfte yoğurma tankı. Tank bir seferde bir tonluk çiğ köfte yoğurabiliyor. İşlem tanka ana ham madde olan bulgurun dökülmesiyle başlıyor. Ama öyle her bulgurdan çiğ köfte olmaz. Bu esmer bulgur. Eğer esmer bulgur değil de normal pilavlık bulgur kullansaydık aynı tat, aynı koku, aynı nefaseti sağlayamazdık ve aynı su çekmesi de olmazdı. Bulgur tanka döküldükten sonra özel çeşni karışımı da ilave ediliyor. Oo, karışıma eklenecek malzemeleri hazırlamayı unuttuk ya.
Önce salça gramajlanıyor. Ardından da tuz, ekşimtırak tat vermesi için sumak ve içinde kuru soğandan kuru maydanoza kadar tam 16 ürünün bulunduğu özel baharat karışımının olduğu bir harman hazırlanıyor. Bitti mi? Tabii ki hayır. Çiğ köftenin olmazsa olmazı isot da hazırlanıyor. Ama burada isot sıvı yağ ile karıştırılıyor. Neden? Çünkü bu şekilde hem isotun lezzeti ortaya çıkıyor hem de çiğ köfteye doğal bir renk kazandırılıyor. Tekrar tanka dönecek olursak, en son bulgurun üzerine çeşni atılmıştı. Çeşnide ne var? Çeşnide tadı arttıracak doğal bileşenler var. Yine soğan granülamaları kullanılıyor. Ne yok? Şu anda yasaklı olan bir MSG yani Çin tuzu dediğimiz gerçek var. Çeşninizi de isterken formülde şunu belirtirsiniz. MSG'siz çeşni olmalı. Maalesef Çin tuzu Türkiye'de kullanılıyor. Yedikçe yedirme hissi veren Çin tuzu çocuklara çok zararlı bir ürün. Bulgurun demlenmesi lazım. Bunun için tanka sıcak su aktarılıyor. Su ve çeşniyle harmanlanan bulgur ortalama 10-15 dakika boyunca dinleniyor. Ardından da hazırlanan diğer malzemeler eklenmeye başlanıyor. Bunlardan ilki ketçap. Ketçap neden diye soracak olursanız açıklayalım. Karışımın içine %10 oranında koyulan ketçapla homojenize bir yapı sağlanıyor. Ardından da salça geliyor. Salçanın peşinden sumak, özel baharat karışımı, isot, ayçiçek yağı ve nar ekşisi koyuluyor. Peşinden de pataklama, yani yoğurma başlıyor. Yoğurma başladığında ortam sıcaklığı artı 4 dereceye kadar düşüyor. Ayrıca tank etrafındaki su devri daim sistemi de karışımın soğumasına yardımcı oluyor. Çünkü çiğ köftenin soğuması çok önemli. Sıcaklık seviyesi yüksek olan karışımın süreç sonunda 30 dereceye kadar düşmesi lazım. Aksi takdirde sıcaklığın etkisiyle zararlı mikroorganizmalar üremeye başlar ve paketlendikten sonra üründe şişme olur. Mezenin en büyük olmazsa olmazı tek adım yöntemi dediğimiz prosestir. Yani şöyle, bulguru girdiniz, diğer bileşenlerle çiğ köfte haline getirdiniz. Sonrasında ben bunu alayım, diğer girdiğim kapıdan koyayım artı dörde diyemezsiniz. Öyle bir dizayn olmalı ki girdiniz, diğer kapı kapatılmalı, artı dört açılmalı, artı dörtten sonra onu demlendirmeyi bırakmalısınız. Hiçbir alanda da sıcak ortam olmamalı. Isı değişimleri çok büyük bir zarardır. Evet, yoğurma işlemi tamamlandı. Boşaltma işlemi için tankın haznesi açılıyor ve çiğ köfte 200 kiloluk taşıyıcıya aktarılıyor. Çiğ köfte hemen dolum ünitesine alınamaz. Öncesinde 4 derecelik depoda bir süre beklemeli. Ev yemeği gibi yaptıktan sonra biraz bekleyince daha da güzelleşir. Biz o sırada çiğ köftenin bir başka olmazsa olmazı lavaşın üretimine bakalım. Burası ince ve uzun bir lavaş üretim ünitesi. Bu ünitede dakikada 108, saatte 6480, tek vardiyadaysa yaklaşık 80 bin adet lavaş üretiliyor. Karıştırma kazanına önce 50 kilogram un, tuz ve belli bir miktarda su verilerek işleme başlanıyor. Yaklaşık 15 dakika içinde hamur tatlı sert denilen kıvamını alarak hazır hale geliyor ve dinlenme tezgahına alınıyor. Oradan da hatta dahil ediliyor. Hamur burada 4 adet farklı boyuttaki merdaneden geçiyor ve adım adım inceliyor. Yapışma olmaması için altı ve üstü unlanarak ilerleyen hamur en son olarak açma bölümüne giriyor. Açma makinesi aracılığıyla hamur iyice genişletiliyor. Ondan sonra da kesim bandına giriyor. Silindir şeklindeki kesme kalıbı
Üzerindeki bıçaklar sayesinde hamuru kesip istenilen şekilde ayırıyor. Fazlalıklarsa geri dönüşüm bandına aktarılıyor. Kesilen parçalar neredeyse lavaş oldu ama öncesinde tek tek fırına girmeleri lazım. Fazla değil, lavaşlar 280 derecede 10 saniye gibi kısa bir süre tek taraflı olarak pişiyor. Peki neden tek taraflı? Şimdi iki taraflı olursa lavaş kuruma yapar. Siz buna çiğ köfteyi sürmeye çalıştırdığın zaman kopar. Bizim lavaşı biraz yumuşak tutmamız gerekiyor. Bu sebeple tek tarafını pişiriyoruz. Fırından çıkan lavaşlar soğutma bandına düşüyor. Sıcak çıkan lavaşlar fanlar aracılığıyla soğutuluyor. Bandın son noktasındaki sensör lavaşları sayıyor ve ona göre bandı ilerletiyor. Çalışanlarsa lavaşları kontrol ederek düzeltiyor. Ardından bekleme tezgahına yerleştiriyorlar. Burada soğuyan lavaşlar çiğ köftelerle buluşmaya hazır oluyor. Bir rivayete göre Adıyaman yöresinde Kral Nimrut, Hazreti İbrahim'i tek tanrıya inandığı için yakmaya karar verir. Bunun üzerine krallıktaki bütün ağaç ve odun parçalarını bir meydanda toplatır. Evlerde yemek pişirmek için dahi odun parçası kalmaz ve ateş yakılması da yasaklanır. Yasaktan habersiz olarak avladığı ceylanı evine getiren avcı, durumu eşinden öğrenir ve çaresiz kalır. Bunun üzerine eşi, ceylanın butundan kestiği eti sağında döverek macun kıvamına getirir. Ardından bulgur, baharat, tuz ve yeşillikler katıp yoğurur. Böylece ilk çiğ köfte yapılmış olur. Evet, çiğ köfteler dinlendi ve artık dürüm yapılmak için hazırlar. Bir taraftan dolum haznesine çiğ köfte yerleştiriliyor, diğer taraftan da lavaş. Lavaş sisteme dahil olmadan önce ultraviyoleden geçerek sterilize oluyor. Sonrasında bantta ilerliyor ve üstüne ayarlanan gramajdaki çiğ köfte blok olarak düşüyor. Kelebek kanatlar kenarlarını kapatırken metal platform lavaşın yuvarlanıp sarılmasını sağlıyor. Ünitenin sonunda da dürümler kasalara diziliyor. Kasalar hop paketleme hattına geliyor. Buradaki paketler de ultraviyole ile sterilize edilip öyle sisteme dahil oluyor. Dürümler paketlerin içerisine diziliyor. İleriki bölümde de paketteki sos bölümüne özel çiğ köfte sosu sıkılıyor. Ve ardından da üst folyosu yapışıyor. Son kullanma tarihlerinin basılmasından sonra da paketler tekli olarak ayrılıyor. Bu dürüm çiğ köfte için ilerleyen süreçti. Porsiyon çiğ köftelerse farklı bir ünitede hazırlanıyor. Genel olarak benzer bir ünite burası da. Bir paketin içerisine 35 gramdan 10 adet köfte bırakılıyor. Üstlerine de el şekli veriliyor. Sos bölümüne hem çiğ köfte sosu hem de nar ekşisi sıkılıyor. Aynı şekilde üstlerine folyo yapışıyor. Son kullanma tarihi atılıyor. Ve kolilenerek siparişe hazır hale geliyorlar. Herkese afiyet olsun.